hoş geldiniz. Merhaba. Başarılar. Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, sevgili basın mensuplarımız ve siz değerli Cevaş Şakir sevenleri, Bodrum Deniz Müzesi yayınlarının organize ettiği Akdeniz'in Ebedi Genci kitabımızın tanıtım ve imza gününe hoş geldiniz. Bugün burada çok önemli bir konu için toplandık. Bizi bir araya getiren Cevat Şakir Kabağaçlı, Halikarnas balıkçısı, onun yaptıkları, o belki de kısacık ömründe, yani Bodrum'da geçirdiği sürede onun yaptıkları ve sonrasında ve öncesinde tabii ki böyle bir insanın Bodrum'da bulunması, bizle aynı havayı teneffüs etmesi, ki öldüğünde ben 3 yaşındaydım. Olsun. Yani onun dönemine yine de denk gelmişiz. Teneffüs etmiş olmak, onun doğduğu, ya onun yaşadığı topraklarda onun anlatımlarını dinlemek, öyle büyümek gerçekten çok değerli bir şeydi. Ve biz göreve geldiğimizden beri onun anısını daha fazla yaşatmak için birçok çalışma yapıyoruz. Balıkçının manevi oğlu Şalan Gökovalı, kendisini kaybettik. Kaybetmeden önce ben de onunla tanışma fırsatı buldum, sohbet etme fırsatı buldum. Balıkçının el yazmalarını, el yazısı olan notlarını bize bağışladı. Onu da müzemize kattık. Doğa biriktirdi, insan biriktirdi. Böyle bir gerçekten varlık. Onun bize mirası işte bu duygulardır. Ben şu anda bunları konuşabiliyorsam, onun bize bıraktığı en büyük miras duygulardır, düşüncelerdir. Ve bu, ve Bodrum'dur yani tabii. Cevat Şakir'in dünyaya tanıtılması gerektiği düşüncesi, Proje Taslağı'nı 2019 yılında da sevgili Metin Erdoğan Bodrum Belediyesi'ne sunuyor. Bu proje taslağında balıkçının 50. ölüm yıl dönümünün, yani 2023 yılının UNESCO tarafından anılmasının sağlanması ve 17 Nisan'ın, her 17 Nisan'ın da Dünya Merhaba Günü ilan edilmesiyle ilgili bir proje. Yani muhteşem bir düşünce. Balıkçı için bence yapılabilecek ya da ortaya konabilecek en güzel projelerden bir tanesi. Dosya UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na iletildi. Artık oradan gelecek haberleri bekliyoruz. Çalışıyoruz bunun üzerinde hala. Bu kitapta nasıl ortaya çıktı dersek, belediye olarak Halikarnas balıkçısının UNESCO 2023 anma programına başvurusunu gerçekleştirdik Metin Bey'le. Başvuru dosyasını hazırladık. Ve İzzettin Çalışlar sayesinde kitaplaştırdık ve müze yayınlarından ikinci yayınımız olarak yayınladık. Bugün bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz ve Bodrumlu olarak onun Bodrum'un en büyük markası olmasından gurur duyuyoruz. Ama bundan sonra balıkçıyı kendi aramızda konuşmayacağız. Türkiye'de konuşmayacağız. Bütün dünyada konuşacağız. Sevdiğimiz İsmail Halikarnas balıkçısının 131. doğum yılı. UNESCO başvurumuzla ilgili sizi bilgilendirmek için burada buluştum. Ya bu bir toplumsal olaydır. Teşekkürler.